Yes Motor'dan herkese selamlar, sevgiler. Yunus Emre kardeşimiz arkadaşlar bu aracın kaporasını almıştık diye YouTube videomuzun altına yazmıştık. Şimdi aracı ekspertize getirdik. Arkadaşlarımız cuma günü geldiler, aracı gördüler. Sonra pazartesi oldu bugün. Aracı şimdi ekspertize getirdik. Aracın ekspertizi yapılıyor. Yunus Emre, neden böyle bir araba almayı düşündün? Abi Yes arabası. Güzel araba. Sen iyi iş yapıyorsun. Bize nasip oldu. Allah razı olsun. O senin güzel bakışın. Şey anlamında da sordum. Ağır hasar kayıtlı anlamında neden ağır hasar kayıtlı araç alıyorsun? Üstad burada. Ben işten anlamıyorum. Tamam, Yunus anlatsın. Aynen. Size detaylı. Arkadaşlar Yunus, Yunus Emre. Eyvallah. Evet Yunus. Yücel abinin samimiyetine güvendim. Bir de biz daha önceden beri ağır hasarlı alıyoruz, satıyoruz az çok. Normal orijinal bir arabadan daha temiz olduğunu düşündüğüm için bu arabayı tercih ettim. Ağır hasar konusunda çekincesi olan insanlara da tavsiye ediyorum. Çıtır hasarlı araçları alınız. Arkadaşlar bu çok büyük bir sorumluluk. Açıkçası ben dahi giremiyorum. Niye? Adam gerçekten sigortadan aldığı resimlerini gösterirse, kafanıza yatarsa, araba da muadil, orijinal bir şekilde toplanırsa bence bir problem yok. Evet, ben de bu şekilde düşünüyorum. Aynen. Mantıklı doğru abi. Ama ne bileyim 3 kuruş düşünülüp de şundan kaçayım, bundan kaçayım. Vallahi biz bu arabayı toplarken de diğer arabaları toplarken de hiçbir zaman maliyetine bakmıyoruz. Yani bu araba kaç paraya bitecek ona bakmıyoruz. Arabayı biz topluyoruz. Sonuç Allah-u Teala'nın elinde. Kazanırız. Rızkımız varsa kazanmayız. Rızkımız veya kafa kafaya veririz. Rızkımız azsa. Çünkü bizimki ihaleden alıyorsun. Geçmişin nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Adamın nasıl kullandığını bilmiyorsun. Riskleri var. Tamam, bu arabadan çok şükür kazanıyoruz. Diğer arabalardan da kazanıyoruz. Bizim işimiz rast gidiyor. Sana güvenmeseydin sen yine bu arabaya gelmezdin. Sen de kendine güvenmeseydin sen yine gelmez. Mesela ben ilk Focus videosunda da bahsediyorum. Oradaki ustalar bilene ağır hasar kayıtlı araba almaktan çekiniyorlardı. Evet, gidiyorlardı. Börekçiye şey soruyorlardı. Ağır hasar kayıtlı araba alınır mı diyorlardı. Ya kendini zaten kazalı arabalar yapıyorsunuz ama hasar kayıtları yok. Ama ağır hasarlı diye mesajda yazıyor diye çekiniyorlardı. Börekçiye de gidip sorunca börekçi ne bilsin? O da riske girmek istemiyordu. Vallahi böyle şeylerle karşılaşıyordu. Absürt şeylerle karşılaşıyordu. Komik oluyordu. Tabii rızık sonuçta Allah'tan gelen geliyordu. Yani bir de şunu da ekleyebiliriz değil mi Yunus Emre? Şimdi bu arabayı 185 dedik. İşte el sıkıştık. Biraz aşağı yukarı bir şeyler yaptık. Elimizden geldiğince. Ama tam kaça verdiğimiz sende kalsın. Eyvallah. Sen daha iyi bilirsin veya söyle dersen de sıkıntı yok. Yani şu arabanın hatasını hiç baktın mı piyasasına? Hatasız. Hatasız 250-260 civarında arabanın. Yani bir de gerçekler var. Şimdi biz bunu YouTube'da paylaştığımız zaman birçok arkadaş sizde dikkatini çekmişti. Fiyatı çok pahalı yazdı. Ama evet. Arkadaşlar bakarsın hatasına. Şu arabanın hatasını kimse 240'tan 250'den aşağı bulamaz. Vermiyor. Yani bedava peynir nerede olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Yani bu işlerin içinde olan biziz. Eğer ben diyorsam ki bu araba size 185 bin lira biz bir aileyiz diyorsam biz bunları laf olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten gönülden söylüyorum. Yani bu arabayı bulursun 170'e de bulursun ama gidersin bir 15-20 lira da çok rahat masraf eder. Öyle arabalar resimlerdeki gibi olsaydı ey yavrum ey yani neler neler olurdu. O zaman ekspertizler niye vardı değil mi abi? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Aracımız güzel. Bak abi bizim şüphelendiğimiz yerden şüphelendiği için iç direklere bakıyor. Abi şurayı anlatabilir misin ya? Bak ben arkadaşlar dedim ki makineden baktım tamam mı? Ben bu arabayı hatasız olarak gözümde gördüm. Sonra makineden bakınca tut abi şuraya. Şuraya tut. Aa 80 çıkıyor bunda. Allah Allah. Burada yüksek. Şuna tut abi. Şuraya tut. Şurasıydı galiba. Abi Ford'da. Şuraya tut abi. Ford'da şeyler farklıdır. Bu makinede hepsi aynı çıkıyor ya. Farklar farklıdır abi. Abi biz bizdeki makineyle baktık. Ne bu makine? Dandik bir şey. Yani dandik. Bu makine piyasada yok. Yok satıyor. Hmm. Şunun ikinci eli, şunun ikinci eli 5000 liradan aşağı yok. Öyle 6000 pahalı liradan yani. Aşağı yok. Bizimki 50 lira almış biz ya. Biz bunu abi yok 50 lira değildir de. Bunlar abi daha kaliteli. Anladım. Ben hani arkadaşlara mahcup olmamak için onlara da gösterdim. Olayı da size de anlatayım YouTube'daki arkadaşlara. Arkadaşlar bu aracın yani şurasında sağ ve sol arka tarafında şu tarafta bir mikron oranı bizdeki makinede farklı çıkıyor tamam mı? Sonra ustaya da gösterdim dedim ki ya burada bir lokal falan olabilir mi? O da bak dedi ki olamaz. Olsaydı işte öyle kat giderdi. O kadar ufak bir yerde onu göstermezdi. Farklarda farklı oluyor abi. Boya şeyleri minimum değişiyor yani. Her taraf farklı. Eğer bir acem birisi inerse bu araba komple boyalıdır. Evet. Böyle bu tıklı an şuradan şu araba bak. Göster şu arabayı. Şu arabaya boyalıdırlar. Süper araba. Evet kıymetli dostlar aracın testleri yapıldı geldi. Hani biz aracı anlattığımız zaman arkadaşlar fiyatımız bu. Aracı da övmüyoruz. Bu araba bu fiyata alınır veya alınmaz demiyoruz. Hani kişilerin kendi kararlarını kendileri vermesine bırakıyoruz. Yani sizlere sunduğumuz fiyatlar öyle yüksek devasa fiyatlar değil. Yani aslında bu arabaların hiçbirinin hakkı bu fiyatlar değil. Ama piyasa böyle. Şimdi airbagçiyle konuşuyorsun tamam mı? Herkes farklı söylüyor ama abi nasıl patlamaz, nasıl açmaz?
Öyle bir şey yok. Açar mı açmaz mı? Kasa değişmiş. Kapak diyoruz buna. Şu kasa bu. Evet. Düzeltiyorum. Kapak değişmiş. Kasa tamirli. Şurada bak izlerimiz var. Hı hı. Bu airbag patlar. Bilerek almak mevzu abi. Aynen. Sen şimdi buraya niye geldin? Bu araba pert diye geldin. Evet, evet. Ben ona daha çok takılıyorum. Vatandaş bilmeden alıyor. Ben onun derdindeyim. Aynen. Bilerek alıyorsam senin kararın. Ben ne yapayım? Ama adam bilmiyor. Yanlış anlama. Adam dolandırıyor adamı. Hı-hı. Sonra burada çıkıyor. Burada ağlayacak gibi adam. 10 yıl yaşlanıyor adam 10 dakikada. O çok kötü işte. O çok kötü. O manevi yıpranmayı parayla ödeyemezsin. Kesinlikle. Sen. Ben diyorum ki hani bunu bilerek alıyorsun. Saygı duyarım. Şimdi demin dedim ya akıl verme para ver. Hı-hı. Yani müşteri diyor ki ben zor alıyorum zaten diyor. Bunu zor alıyorum ben diyor yani. Hani bunu derken kötü bir araba değil mekanik olarak. Peki kral böyle kayıtsız arabalar da geliyor. Mesela kayıtsız arabayla şu arabayı kıyasladığın zaman aralarında bir fark gördün mü? Ne fark gördün veyahut da? Yani kayıtsız derken? Kayıtsız ama 3-5 parça boyalı. Değer yani. Kaybı gördüm. Fiyatta değer kaybı gördüm yani. Hani bu arabada. Ülkemizde hasarlı arabayla, hasar kayıtlı arabayla, hasar kayıtsız arabasında fark var abi. Fiyat farkı var. Ben o fiyat farkını görüyorum. Diğer türlü şeylere bakıyoruz işte. Motor, mekaniği, o duruma göre, araba göre değişir ama. Hı hı. Hani müşteri burada o fiyat farkı cebinden çıkmasın. Ben adama diyorum ki bak bu arabada hasar var veya hasar işte tramer kaydı yok ama bu arabanın airbagleri tamirli. Bu araba sigortanın yapılsaydı pert olurdu. Evet. Cepten yapılmış, tramere yansımamış. Onun bilincinde ol. Hani ben daha çok müşterimi işte mağdur olmasın tarafındayım. Ha burada öyle bir durum yok tabii. Arkadaşlar zaten onu bilerek gelmişler. Demin dediğim gibi yani artık bu iş ona gidiyor. Hani bunu övmek adına demiyorum. Hı hı. Ama abi şu an... Yok hiçbirini övmenin bir anlamı. Biz burada herkesi koruyacak şekilde hepimizin abi, durumu. Ya ben bu arabayı satılması da hiç önemli değil benim için. Bu alıcının inisiyatifinde olan bir durum. Ben sadece işte bak bunlar dinleyen şey tamirli bilgin olsun. Hı hı. Haberim var da hani biliyorum diyor. Bilmiyorum diyorsa eş tehlikeli. Evet. Bilmiyorum. Şeffaf olan bir araç geldiği zaman sen de herhalde abi... saygı gösteriyorsun. Ya fark etmez ki onun için şeffaf olmamız. O zaten gülüyor. Gül oynaya geldik. Bu araba pert. Bak şuna abi diye geldik. Yani tabii bu arabayı almayın. Hayır abi ne haddime. O benim hadsizliğim olur. Ben sadece burada ama bu arabanın bilmediğim bir durum olmasın. Bizi normal bir arabadan hiçbir farklı yok. Devam. Şunlar onlar patlar. İşçilik çok kötü değil. Yani onun dışında motor mekaniği güzel. Şasesinde en azından orası kesilmiş, burası kesilmiş bir araba olmadığı için. Yok. Öyle patlak bozuk haşat bir araba değil. Önden vurmuş. Airbagleri patlamış. Buna istinaden iyi bekler. Tamir görmüş. Sen zaten bunu ben şundayım. Sen bunu bilerek alıyorsun mu almıyorsun? Ben ondayım. Bizdeki sistem ne biliyor musun? Araba kazalı bir şekilde geliyor. İndirilme hali, yapım aşaması falan filan. Şu YouTube'dan arkadaşlarımız da geliyor. Yani şey olur abi. Buna ihtiyaç var. Şimdi adam öncesini sonrasını hep böyle gizli kapaklı birbirini dolandırmaya çalışıyor. Onu kandırmaya çalışıyor. Bu bitmiyor. Geçen 2015 bir Opel Astra satıyorduk. Ekspertize gittik. Ben var ya o kadar rahatım ki girdim. Adama dedim ki, ekspertize dedim ki, "Aa bak kaza resimleri buydu. Bak." dedim. O da firmanın adını vermeyeyim. Dedi ki, "Bakalım onda daha neler çıkar falan filan." Neyse bizden önce bir arabaya baktı. Biz de içeride oturuyoruz. Ekspert diyor ki, "Kapı değişmiş." diyor. Adam da diyor ki, "Değiştiğinde yanında mıydın?" Vallahi bilmiyorum. Gülemiyorum da adam. Adam bildiğin sinirli kavga etmek için söylüyor. Bizi tehdit ediyor. Çıkmaza diyor. Sen dedi vururum diyor. Geliyor. Ekleyeceğim bir şey var mı Yunus Bey kardeşim? Saygı duyuyorum Yücel Kral Bey. Senin hayırlı olsun. Hiç hayatında böyle araba aldın mı? Almadım, ilk defa alıyorum. Aa, ilk araban mı bu? Evet. Ana. Temiz araba. Ya temizliğini boş ver de böyle güle oynaya araba alıp satma işleri çok olmaz. Genelde böyle stresli, şöyle mi olacak, böyle mi olacak, adamın dediği benim gibi normalde... %99 kimseyi kötülemek değil ama adamın dediği gibi çıkmaz falan filan. Benim bu belki 50. 100. araba alışımdır. Her zaman karşıma sizin gibi insanlar çıktı. Bu yüzden bu sefer de alıp satarken gönlüm rahat. Evet. Bizde de satarken hep sizin gibi. Gönlüm rahat şu anda. Aynen. Bizde satarken hep böyle olsun. Çok temiz insanlar denk geldi. Genelde işi bilen adamlar da geldiği zaman hani bakıyorlar, anlıyorlar abi ne dersen de kemer bilmem ne falan adamlar sormuyorlar bile. Evet. Sormasalar bile zaten kazalı resimlerden anlıyorlar. Yunus kardeşim yapmış olduğunuz ekspertlik ben size izah edeyim. Ona göre sorularınızı alayım. Arabanın ön kaputu boyalı. Ön tampon demiri değişmiş, airbagler tamirli işlemler. Bunları zaten seninle konuşmuştuk. Evet. Bunlarda problem yok. Senin bildiğin gibi çıktı araba. Sağın çamurlukta boyası onarım yapılmış. Orijinal çamurluk boyası onarım yapılmış. Sadece bir parça ön kaputta boya var. Arabamızın motor mekaniğine baktığımızda klima soğutmuyor. Klima gazı 200 TL. Klima kompresörü 5-6 bin TL'ye kadar fiyat çıkıyor. Dolar Euro'dan sebep. Bunu mutlaka bir gösterelim. Bir de bak şu anda bir fan açma eğiliminde araba. Hava soğuk. Bak montla geldik buraya kardeşim. Soğuması lazım ama fanı kapatmıyor. Fanın beyninden yapar, isim üşüründen yapar, termostattan yapar. Bak sürekli fan açıyor. Bunu bir göstereceğiz. Klimayı göstereceğiz. Özellikle şu önemli. Bu sürekli fan açıyor. Fan motoru yanar. Yarın sıcak havalarda
arabayı yakarız, motoru yakarız, hararet yapar. Bunlarda bir de hararet göstergesi yok. Evet. Bundan sebep hepten sıkıntı yaşarız. Var hararet göstergesi. Neyse. Devam et. Bunlarda yok. Bunlar sen yok diyorsan yoktur. Bunlarda yok neyse. Ford mühendisine söyleyelim. Yok yok, sen mühendisine söyle. Şimdi bak bunda. Tamam. Ya adam her halükarda göremeyebilir. Çünkü fan müşürü, fan motoru yanar. Bunlar çok olağan kalır şeyler. Hani biz ekspert zekimiz ama zaten bunları yaşıyoruz. Böyle şeyler kapatmıyor, çıkabilir. Bak kapatmıyor. Arabadır olur. Bir ton demir. Sonuçta araba önden bir hasar almış. Evet. Bunu bir elektrikçi, artık yetkili servis neyse bir gösterelim. Bu fanı kapanmasını istiyoruz. Fan kapatmıyor. Bak araba istop ettim. Araba çalışmıyor. Demin bu fan buraya çalışarak gelmedi. Ben klimayı açtığımda klimayı kapattım. Yani klima kontrolü yaptıktan sonra takılı kaldı bu. Hani bu araçlarda DPF, mesela bende eskiden Golf vardı. Her istop ettiğimde araba mesela fan açardı. Bunda da EGR mesela donluğundan yapabilirim. Yok, EGR partikülde bir sorun yok. Yok. Çünkü arabayı dinamometrede zorladığımda en ufak bir siyah duman atmıyor araba. Problem yok. Partikül EGR temiz, enjektörler temiz, turbo temiz. Orada ufak bir dediğiniz şimdi gibi kestik. Sensör hatası var. Bak gittim dolaştım geldim, hava soğuk, çok uzatıyor fanı. Ya reis, araba önden vuruk, klimaya bakılacak. Evet abi. Şu da fanı çok uzatıyor. Bu yakarız fan motorunu. Evet. Bunu bir gösterelim. Sürekli fan açıyor. Klima ve fan motoruna bakılacak. Yücel Bey tarafından bunlar halledeceğiz ya. Kral, biz kimseyi yarı yolda bırakır mıyız Yücel ya? Yücel Bey yardımcı olacak. Aynen, çözeriz. Lastiklerimiz 2015 ve 2017 bir takım lastik istiyoruz. Evet. Lastiklerimiz tarihi. Ne video eski çekmişim be. Ne dedi? Arka lastik. Arka lastikleri 2014. Sol ön 2017, sağ ön 2015. Evet, bir takım lastik istiyor araba. Evet. Lastik, bir takım set lastik alacağız. Ya ikinci el araba. Lastiğe çok yorum yapamam da bir takım lastik alırsın. Klima, klima gazı 200 lira, klima tamiri 5-6 bin lirayı buluyor. Klima soğutmuyor mu diyorsun? Kral? Evet, bir klimacıya gösterelim. Tamam. Belki gazı şeydi, eksikti. Belki de hiç gaz koymamışlardır. Aynen. Ya. Öyle bir sonra kazalı yönden. Tabii. Gazda, belki gazda hiç gaz koymamıştır. Onu da ona göre bir soğuklu alamadım. Fan ve klima. Öncelikli onlar. Lastikleri artık top sende. Bununla birlikte arabamızın gücünde kayıp yok. 98 beygir, 98.2 beygir. Ya 5 aşağı 5 yukarı değişkenlik gösteriyor. Daha çok evet. Ben burada bu gücü üretirken araba duman atıyorum. Siyah duman atıyorum. Partikül enjektör EGR ne durumda? İşte ön jantlarda yüksek süratlerde bir yalpalama titreme var mı? Balans bozukluğu yapıyorum. Zaten bunlara bak. Arabası burada, detayları burada. Evet. Kilometre burada. Hasar kayıtları burada. Bunları zaten konuşmuştuk Yunus. Tamam. Dostum, fren ve süspansiyon hepsinden geçtik. Araba güzel, araba temiz. Şu an dyno'dan dolayı ESP yapıyor, AMT yapıyor. Normal. Tamam. Kliması, arabanın kliması. Şu fan motorunu bir kontrol ettir. Tamam. Ya şu klimaya bir baktır, fan motoruna baktır. Biraz uzatıyor. Tamam. Araba güzel, 4 lastik. Yani genel durumu güzel. Duman atmıyor, bir şey yok. Antifrizi güzel. Araba düzgün. Arkadaşlar ilk YouTube videosunu da çektim. Halil Bey, tanıştığıma çok memnun oldum. Yes Motors'a abone ol. Şimdi arkadaşlar ilk videoda çektiğim gibi kardeşim Yunus'cum, Yunus Emre'cim dediğimin dışında bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Allah'ıma şükürler olsun. Eyvallah. Dediğimin dışında bir şey de çıkabilirdi. Ben de insanım ama çok şükür çıkmadı. Biz de baktık ettik. Aynı dediğimiz ne varsa her şey yazıldı. Şimdi arkadaşlar bu klima, bir de fan motoruyla alakalı arkadaş bizi uyardı. Şimdi onlara baktırmaya gidiyoruz. Onları bir yaptıralım. Eksiklerini giderelim. Bizden araba alışı satışı böyle. Biz size diyoruz ki mesela bu arabanın fiyatı diyoruz ki 185 bin lira diyoruz YouTube'dan. Siz diyorsunuz ki çok pahalı bilmem ne falan diyorsunuz ya arkadaşlar. Böyle alamazsınız arkadaşlar. Böyle araba almak şu anda mesele. Yani böyle her şeyini anlatan, eden, sonra arabanın arkasında duran, arabanın eksiği ne çıkıyorsa onu yaptıran. Sonuçta ben o fan motorun içinde değilim. Bu da olabilir. Klima gazını basmamış da olabilir. Zaten her videoda diyorum arkadaşlar, ekspertize sokun. Bizim gözümüzden de kaçmış olabilir. Şimdi arkadaşlar gidip onları hallettireceğiz. Yunus Emre'cim memnun musun, mutlu musun? Memnunum abi, eyvallah. Allah'ım hayırlı uğurlu eyle inşallah. Aynen. Çok mutluyum. Aynen. Çok alışveriş böyle yapılınca güzel. Aynen öyle. Vallahi ne bir alışveriş yapana kadar millet var ya, bir streslere giriyor, bir sıkıntılara giriyor araba alışverişinde. Aa biz gül oynaya çözüyoruz ya. Çok şükür. Çok şükür. Hamdolsun. İşi bilenle iş yaptığın zaman hiçbir problem yok. Tar abone olmayı unutmayın. Gerçi şimdi arkadaşlar. Araba nerede? Yunus aşağıda, daha aşağıda. Eyüp'ün yanına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar maskelerini taktı. Eyüp'e dedik ki, az önce Eyüp aradı. Dedik ki bilmediğimiz şeyler falan filan çıktı dedi. O da Allah Allah falan dedi. Böyle bir şaşırdı. Şimdi Eyüp'ü gördüğüm zaman bir video çekeceğim bakalım. Ne diyor? Korku filmi gibi oldu ha bu da. Dümdüz devam kanki. Orada dedi ya şu transit şey var ya, Konnet. Konnet'in yanına çek kanki. Heh, orada Konnet var. Heh, onun oraya gir. Gir oraya. Eyüp de Megan da şu aşağıda. Ha Megan da ben şurada orada olduğunu söyledim. Ahmet abi, Eyüp. Müsait misiniz kanki? Bir gelsenize ya. Eyüp bu araba şuradan eklenmiş ya hacı. Nasıl? Buradan eklenmiş komple boyalı falan. İmkansız lan öyle bir şey. Ya hacı adam açtı gösterdi. Söyle kral. Kanki bu araba eklenmiş ya. Neresi eklenmiş? Yani bu arabanın önü başka, arkası başka. Yani hiçbir tarafı da kendi değil.
Megane gibi. Aynen. Megane'dan daha kötü. Ön tarafı 2017, arkası 2014. 15. Öyle bir şey olamaz ki lan. Yapamadım onu. Ya. Olamaz yani. Arabanın şase numarası tutmuyor. Ön tarafı olsa desen neyse. Diğerinde boya da yok yani. Kanka YouTube atacağız ya, bir değişiklik olsun. Gül oyna. Kankicim araba aynı dediğimiz gibi hiçbir şey yok ama dedi ki klima açtı. Ha, Yunus Emre tarif etsin. Klima açınca araç fan motorunu açıyor. Fan motoru kapanmıyor. Şu anda çok geç kapatıyor. Buna baktırın dedi. Klima gazı 200 lira dedi. Klima motoru dedi 5000 lira dedi. Sen klima gazına baktırdın mı? Klima radyatöründe bir şey var mıydı? Yok, orijinal. Orijinal. Ama şöyle, bu arabayı dyno'ya bağladı ya. Dyno'ya bağladıktan sonra fanı geç kapattı. Orada hiç hava almadan. Ama şimdi şöyle bir şey var. Dyno'ya bağladıktan sonra araba zaten arıza verir. Araba yürüdükten sonra arızalar gider kendi kendine. Evet, arıza gitti. O birkaç tur attı. Ondan sonra dedi zaten. Bak mesela hani şu anda oradan buraya geldik. Hiçbir şekilde fan çalışmıyor. Yani ne klima ne su. Antrenörü su koymadık arabaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oradan buraya geldik. Fan çalışmıyor. Hep beraber gidelim klimacıya. Klimacı da açsın baksın. Fan motorcu da bir açsın baksın. Onlara falan yine bir baktıralım. Hani kalpleri rahat olsun. Ben de dyno'dan dolayı. Yani bu araba çünkü radyatörleri hiç sökülmedi yani. Adaptörleri her şeyi kendi orijinal, antifrizi bile kendi orijinal, hiç bunu bile boşaltmadık. Bu araba sadece plastik paneli değiştirdik biz. O da dışarıdan değişiyor yani, hiç adaptörleri sökmeden. Tamam Eyüp, anladın değil mi olayı? Ha. İki tane şey, klima ve fan motoru. Onları bir gösterelim. Zaten tamam, arkadaşlarım da iyi. Hemen gidelim. Sonra da satışa gidelim abi. Aynen, acelesi yok. Satışın falan acelesi yok. Hepsini hallederiz. Arkadaşlar, Güven Klima, Bağcılar Güngören Sanayi'de. Bu arkadaşımız da çok düzgün, sağlam bir esnaf. Biz de bu arkadaşımızla çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ekspertizde araba fan açmıştı ve klima gazı ile alakalı falan bir problem olduğunu söylemişti. Veya klima motoruyla, ona baktırıyoruz. Biz de alışverişlerle bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Fark etmez. Şu an devreye girdik. Gayet de güzel. Yani bakalım. Dyno'nun arkadaşlar Dyno'nun zararlarından biraz bahsetti ben şeye bak. Fan açar. Bak gel buraya dur. Çıkalım buraya. Dur. Ya sıcak değil yani. Soğuk. Bu içeriden dönen soğuk. Onun, senin arabada soğutuyor. Ya pardon arkadaşlar, affedersiniz. Klima açıksa fanı durduramaz. Biraz şu an güzel, soğutma güzel. Soğuk havalarda soğutma arabalarda öyle sıcak gibi bir şey bekliyordum. Neden? Hani öyle soğuğu görünce sıcak mı soğuk mu anlayamadım, öyle mi çekiyordum. Ya da farklı araba. 7 dereceyle, 5 dereceyle 10 derece arası üfleme soğukluğu verirler dereceye koyduğun zaman. Hava 10 derecenin altına düştüğü zaman ya klima devreye girmez, ya da içerideki soğukluk dışarıdakiyle aynı olduğu için soğutmayı anlayamaz. Anladım. Fan kapatmaması neden? Fan kapatmaması şöyle bir şey. Klima açıksa eğer, evet, bunlar da otomatik fanı devreye sokar. Tamam. Kapatmaz. Klimayı kapattım, arabayı stop ettim, 3-4 dakika fan çalıştı. Şimdi stop et bakalım. Evet. Şimdi stop ediyoruz arkadaşlar. Kapat. Kapandı. Dyno testi dediğim gibi araba olduğu yerde gaz verildiği, evet, zaman, tamam mı? Bu arabaların sistemi yolda giderken ne kadar devirle gidersen git önden rüzgarı alıp arabayı serinletmesi gerekiyor. Evet. Sen önü kapalı hava almayan bir sisteme olduğu yerde gaz bastığın zaman dyno test biraz sıkıntılı olabiliyor. Çoğu arabalarda motor yedirttiriyor. Doğru. Harareti kaldırttırıyor. Doğru. Çünkü sizin önden rüzgar almıyor. Zaten hararet göstergesi de bayağı bir yükselmişti. Yükselir. Yani ortanın bir üstüne çıkmıştı. Yükselir. Neden yükselir? Dediğim gibi önde, hı-hı, şey yapmıyor. Rüzgar almıyor. Ekspertiz arkadaş bunda hararet soğutmuyor, göstergesi yok dedi de ben arkadaşlara gösterdim. Hararet öyle göstergesi var. Burası diye. Telefon çalıyor. Ya olabilir. Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Şimdi o da hararet belli bir derecenin üstüne çıktığı zaman, hı, o hararet normal 88 dereceye düşürene kadar fan devamlı durmadan, hı, çalışır. Sen arabayı stop etsen de devreye girer. Neden? Çünkü o motoru soğutması lazım. Isım üşüründe vesaire hiçbir şeyinde sorun yok. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Bak, tamam, direkt olduğu gibi. Tamamdır. Anlar. Arkadaşlar şarjım çok az olduğu için az böyle ekran çok şey yapıyor. Karartıyor rengi. Eksiklik falan var mı? Oradan basıncına baktın mı? Basınçları çok güzel. Bunun gazını en fazla çekersin. Değerlerini öyle görürsün ki soğutma orijinal güzel. Gaz var ya şu an üstünde. Soğutma güzel olduğu için. Ben çünkü gaz var mı kaçırmış mı diye bir kere kontrol amaçlı sapladım. Yunus Emre'cim. Tamam abi. Kalbin rahatladı mı? Rahatladı. Bilmiyorum, bu belki yanlış bir bakış açısıdır da. Şimdi ekspertiz de ister istemez o da işini yapıyor. O da bir para alıyor. Hani aldığı paranın hakkını vermek için de ya bir kaputu boyalı demek var. Bir de atıyorum işte şurasında da şu olabilir, burasında da bu olabilir demek var. Hani
Tabii ki onlar da işini yapıyorlar. Herkese saygı duyuyoruz. Ama bütün ihtimalleri söylüyor. Onlar da kendini riske sokmuyorlar. Sonuç ama biz de parasını bağlıyor. Aynen. Biz de ne yapıyoruz? Arkadaşla işte klimacıya geliyoruz. Çünkü o işi bilen kişi. Klimacıya geliyoruz, bakıyor, ediyor. Diyor ki bak bu böyle, bu böyle, bu böyle. Herkesin kalbi rahat oluyor. Çünkü az para değil arkadaşlar. Herkesi anlamak lazım. Şu araba dünyanın parası ya. 2014 model bir araba bu ya. Yazık yani gerçekten. Hiçbir sıkıntı yok, arabanı da güle güle kullan kardeşim. Şimdi, o zaman satışa mı geçelim? Ya ne kadar çok satış yapmak istiyorsunuz. Ben sizi bırakmak istemiyorum. Gelin bir yemeğe götüreyim. Hadi gidelim satışa da şu iş çıksın Arda. Hadi gidelim satışa. Arkadaşlar satışa gidiyoruz. 2-3 el dokunuşuyla. Evet sevgili dostlar, aracın satışını yaptık. Her şey tamamlandı. Bir iki ufak rutuşu var. Onları yaptıracağız şimdi. Bırakmıyoruz araba bizden. Çıkmasın böyle şeysiz. Gördüğünüz gibi şuralarında rutuş yapılacak yerler var. Bak görüyorsunuz burası. Bir de burası. Başka da rutuş yapacak yerini de bulamadık. Maşallah araba güzel. Alan Yunus Emre arkadaşımız hayrını görsün. Güle güle binsin. Allah kaza bela vermesin. Sizler de arkadaşlar yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hayırlı olsun tekrardan Yunus'um. Eyvallah abi, sağ ol. Allah'ım güle güle binmeyi nasip etsin. Allah'ım kaza bela vermesin. İnşallah ekrandayızdır. Şöyle bir fotoğraf alalım dedi arkadaşlar da. Biz de böyle bir şey yaptık. Yes Motors. Çalışmaya devam. Aynen çok öyle. Saygılar. Aynen herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Rutuşlarımız yapılıyor şu anda. Arkadaşlar geldi. Saat kaçtı? 1.30'da. Kardeş, 12 gibi geldi. Rutuş yapacak yer mi abi? Gel. Vah. Vah kendi arabasına rutuş yaptırıyor bak. Kuryer'da rutuş yapacak yer bulamadı arkadaşımız. Dedi ki bari onu yapayım. Herkese Allah'a emanet arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.